Çok teşekkür ederiz. Yasemin Hanım'la gelecek planlarımızdan bahsediyorduk. Alkışlara evet. Yakalandık. Nasılsınız evet. efendim? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldu. Sağ olun. Ben de öyle. İnsanı için açıyorsunuz. Ya, estağfurullah. O karşılıklı bir şey. Ben tek başıma nasıl yapabilirim öyle bir şey? Yapayım. Evet. Güzel insanlarla karşı karşıya geliyoruz. E bizim de içimiz açılıyor. Karşılıklı açılıyoruz. Ama bugün bir şanssızlık bulutu da var yani. Niyeyse yani. O kervana açıkça söyleyeyim. Eğer ki Mustafa Bey de katılsaydı diyecektim ki Yasemin Hanım yine yaptı yapacağını. Ama zinciri kırdı. Değil mi? 9600 puanı aldı, kenara koydu. 25 saniyede arttırdı efendim. Ha, bu kadar kırmasa iyi olurdu yani de. Ama belliydi bu. Yani onu yapmaya gelmişti zaten. Gözlerinde o vardı. Siz de benden iyi fark etmişsinizdir. Aynen. Neyse, hesabımız belli. Ronay Hanım son noktayı koyacak. Yani 9600'den ileriye gidiyorsa elinizi korkak alıştırmayın lütfen. Biraz da kendinizi anlatın izleyenlerimize. Emekliyim. İki oğlum, bir torunum var. İpek. Onu çok seviyorum. Oğlanların ismini söylemiyorsunuz, okuyorum. Ha, onları da söyleyeyim. Oğulların adı, büyük oğlum Çakır. Çakır. Evet. İkinci oğlum Can. Saygılarımı iletiyorum. Öpüyorum. Torun doğduktan sonra bizim isimlerimizi bile zikretmiyor artık. Annemiz demesinler. Değil mi efendim? Demesinler. Gelinlerim de var. Gamze ve Arzu. Onları da çok seviyorum. Ha. Hepinize sevgiler kuzular. Bu arada şaka yapıyoruz. Zaten efendim evet. Can Bey'in değil mi? Ön ayak evet. olmasıyla evet. Evet. siz katılmaya evet. karar verdiniz. Bizi de çok mutlu ettiniz. Can Bey'e de teşekkür ediyorum. Böyle şahane bir yarışmacı kazandı. Ben teşekkür ederim. Size de. Canıma da. Bugün de o zaman 9000'in üzerine çıkma günüdür. Umarım. Inşallah. Geçen sefer 8000'i yaptık. Şimdi sırada 9000 var. İster kazanın ister kaybedin. Umarım. Ama şöyle yüksek bir puanla bitirelim. Yani evet, ben de öyle diyorum. Yani çünkü çıta yüksek. Evet. Eğleneceğim. Zaten çok sağlam yarışmacılar bir araya geldiniz. Nasıl olsa efendim. Bir daha geleceğim sözü de aldım. Tamam. Bir sezon sonra rahatım. Neden olmasın? Tamam. Değil okay. mi? Ama her ay olmaz. Yani öyle bir söyleyeyim dedim hani. Yok, her ay olmaz. Buyurun, ilk soru geliyor. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Olumsuzluk ve kesinlik belirten iddialı bir söz efendim. Olumsuzluk ve kesinlik belirtiyor. Kat A falan gibi. Evet ama daha yaygın kullanılan. Asla. Yapıştırın. Asla asla deme demişler. Geliyor ikincisi. Yalıtım ve estetik amacıyla yapılara katman halinde uygulanan harç. Sıva. Çok güzel. Yine efendim bir iyi dilek sözü. 5 harflidir. Bakın şöyledir. İyilik, yardım ve hoşa giden bir davranış karşısında söylenen bir söz, birleşik yazılır genellikle ama doğrusu ayrı yazılan halidir. Teşekkür etmek için kullandığımız bir şükranlarımızı belirtmek için kullandığımız bir söz. Sağ ol. Sağ ol. 5 harflidir, tek kelimedir. 5 harfli kelimelerin sonuncusudur. Bir kimsenin giyinişi ve görünüşü ile oluşturduğu dış yüzü. Giyinişi, kıyafetleri. Görüntü. Şimdi kıyafet falan. Dediğimiz zaman zaten hemen akla gelir bu kelime efendim. Bu ne kıyafet? Bu ne? Yani buraya bu kıyafetle mi geldin? Misafir gelecek. Bu kıyafetle oturma. Üst baş gibi bir şey. Üst baş, kıyafet, onunla oluşturulan dış görünüş. Yani önce insanın bir nokta noktasına, kıyafetine bakarlar. Ya bir harf alayım. Burada almasaydık onu yahu. Neyse. L harfi tam ortada. Kıyafetin... Kılık. Kılık, kılık. Yani ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Nazar boncuğu olsun.